Her manastırda Meryem Ana'nın konumuna düşmüşsünüz. Yani Midyat Bağ Gölü'ne gittiyseniz orada bir Meryem Ana'yı görmüşsünüzdür. Hatta Trabzon'daki Sümeyla Manastırı'nda bile bir Meryem Ana bulunmakta ve birçok yerde bulunuyor Meryem Ana. Tabi manastırdaki genel ibadetler az önce gördüğümüz gibi yapılmakta. Burası yılda bir kez kullanılıyor olan 5 Ağustos Meryem Ana'nın ölüm gününde. Sadece o gün burada ay yapılıyor. Ayin ibadet farklı. Her kilisede olduğu gibi doğuda kalan kısım ayin bölümü, akkaç olan kısım ibadet bölümü olarak da burası kullanılıyor. Ve şöyle ayin bölümünün iç kısmına baktığımızda ahşap sunaklar görebiliyoruz. Bu sunaklar ceviz ağacından yapılmış. 1699 yılına ait orijinal el işlemeli sunaklardır. Aynı şekilde buradan 3 tane kapı görebiliyoruz. Ve bu kapıların üzerinde Süryani dilinde Davut Peygamber'in mezmurlarından mısrağı yazılan. Cam ekranda içinde bulunduğumuz Deyrut Zafar Manastırı'nın maketi yaklaşık 30 yıl önce Mardin'i bir Süryani usta tarafından yapıldı. Yapımı 3-4 yıl sürdüğü tamamen kibrit çöplerine yapılmıştır. Bile bir kopyası. Aynı zamanda manastırda gerçekleştirilen tüm vaftiz törenleri bu bölümde yapılmakta. Burada 1500 yıllık tarihe sahip bir vaftiz kurulması görebiliyoruz. Bu tarihi eski olduğu için artık kurulmuyor. Hemen karşıda pencerenin önünde birisi var. Halen faaliyette orada yeni doğan bebekler vaftiz ediliyor. Vaftiz normal su ve kutsal yağlarla yapılıyor. Kutsal yağ dediğimiz zeytinyağı ve mur. Murun açıklaması hoş kokulu. Bu yalar bebeğe sürülüyor. Vaftiz kitabı var. O kitabakilerler sırasıyla okunuyor ve bir saat kadar sürüyor vaftiz. Aynı zamanda vaftiz esnasında bebeğe isimli veriliyor. Hemen burada da tahtrevanlar var. Tahtı revan, yürüyen taht alındı eskiden. Motorlu taşıt olmadığı için patrikler bunların üstünde hayvan gücüyle taşınıyorlar. Tabii filmlerde görüyoruz. Bunlar insanlar taşıyor ama Süryanilerde kölelik olmadığı için hayvan gücüdür. Bu halkalarda altta bağlanıyor ve bu şekilde tekeleksiz. Tekelek kullanılmamasının sebebi Mardin merkezi biliyorsunuz. Dünyaların merkezine yokuş olduğu için tekelek olsa da girmez. Bu yüzden önde bir at, arkada bir at. Yani atın başı buraya. Buraya geliyor bu şekilde. Önde bir at, arkada bir at. Bunun bir özelliği merdivenle çıkabiliyor.